Alternatif Adalarımız baş kuşumuz hoş geldiniz. İsmimiz Rıcazan Tufan. Biliyorsunuz son zamanlarda ChatGPT furyası başladı ve bu ChatGPT furyası üzerinden bütün sektörlerin odak noktası haline geldi. Nedir ne değildir ufaktan bir bunlardan bahsedeceğim. Ve buradaki bizim Pentest ekipleri olarak buradaki konumuz ne? Neler yapabiliriz bununla alakalı? Sunumun konusu bu olacak. Bununla alakalı bir sorularınız olursa sunum sonunda webinar üzerinden gelen sorularınızı yanıtlıyor olacağım. Öncelikle bahsetmem gerekirse biraz kendimden bahsedeyim. Yaklaşık 2012 yılından beri yazılımla uğraşıyorum. Yazılım developerlık yapıyorum. Aynı zamanda developerlık sürecimde yaklaşık yarı zaman yarı sürecinde %50 %60 civarında security tarafında çalışmalarım oldu ve bu security çalışmalarımı yazılımcılığı biraz daha pasif moda alarak daha son zamanlarda güvenliğe yoğunlaşarak senior oldum. Daha önceden yazılım sürüveninde farklı alanlarda elektronik ve gömülü sistemler üzerinde çalışmalar yaptım. Şu anda onlarla ilgilenmiyorum. Bayağı zaman oldu, 3 sene oldu bırakalı. Sadece odak noktam şu anda güvenlik. Diğer aşağıda iletişim bilgilerimi verdim. Sektörle alakalı sorularınız olursa benimle o iletişim kanallarından iletişime geçebilirsiniz. Şimdi ChatGPT'den biraz bahsedecek olursak aslında ChatGPT'ye detaylı giriş yapmayacağım. Sadece burada ChatGPT'nin biraz yapısı ve işlevinden bahsedeceğim. Bir de bizim bu penetrasyon testindeki ChatGPT'nin potansiyel rolü ne? Uygulamaları hangi alanları uygulayabiliriz? Bunlardan bahsedeceğim. Bir de son zamanlarda çıkan bu kaç aracı var ve çok araç var ve çok araçların içerisinde en popüler olanını kendi içerisinde nasıl kullanıyoruz, nasıl kullanıyoruz? Bir de birkaç trik nokta var. Onlardan bahsedeceğim. Diğer bir konuda ChatGPT bizim pentest süreçlerimizdeki geleceği ve gelişmedeki yenilikler neler olacak onlardan bahsedeceğim. En sonunda bu ChatGPT kendi işimizde, kendi alanımızda değerlendireceğim. En sonunda bu sunum bitince de sizin sorularınızı alıyor olurum. Şimdi ChatGPT'nin yapısından bahsedecek olursak aslında ChatGPT OpenAI tarafından geliştiren NLP yapısına sahip bir metin üretme konularında cidden etkileyici sonuçlar veren bir modeldir. Dolayısıyla NLP'yi bu şekilde kullanmak daha doğrusu NLP'yi şöyle kavrayı söyleyebiliriz aslında. Bizim kendi aramızda kullandığımız dillerin anlama, işleme, yeteneğinin sahip olan ve bunun geliştirilmesine odaklanan bir alandır diyebiliriz NLP'ye. ChatGPT'yi de şöyle bir şey de söylemek yanlış olmaz. Aslında GPT modelin üzerine konumlandırılmış bir modelleme ve burada neden ChatGPT diyoruz? Aslında ChatGPT dememizin aslında NLP'yi kullanarak GPT modeliyle büyük veri kümesiyle büyük parametrelerle beraber bize iletişim sağlıyor olması ve ikili diyalog haline getiriyor olması bu bizim açımızdan büyük bir önem arz etmektedir. Biliyorsunuz ChatGPT'nin kendi içerisinde birden fazla modelleri var, mimarlar var ve bu mimarların versiyonları var. Şu anda popüler olarak 3.5 GPT 3.5 ve GPT 4 mimarisi
Şu anda trendte. Bunun trendte olmasının sebeplerinden biri işte kendi içerisinde sağladığı parametrelerin çokluğu, devasa veri büyüklüğünün olması. GPT-4'ün geldiği konum şu anda benim yorumumu katacak olursam iyi bir konumda şu anda. Zaten gelecek ve neler beklediğimizle alakalı, yeniliklerin nelerle olacağı ile alakalı sonraki sunumda bahsedeceğim. Bir de bu ChatGPT uygulamalı alanları olarak aslında tüm sektörler hangi alan uygulayabiliriz onlardan bahsedeyim. Normalde NLP bazında düşünmemiz lazım. Yani dil işleme modeli olarak düşünmemiz lazım. Bu daha çok işte müşteri hizmetleri alanında ya da işte eğitim ve öğrenim alanında, içerik oluşturma, düzenleme alanında, bilgi toplama ve analiz etme alanında gibi birçok alanda ChatGPT'nin önemi olduğunu vurguluyoruz, yani görüyoruz daha doğrusu. Ve bu doğal dil işleme kabiliyeti sayesinde ChatGPT'nin uygulama alanını sürekli genişletmekte ve gelişmekte. Zaten o sunumdan da bahsedeceğim ben onu. ChatGPT'den bu şekilde bahsedebiliriz yapısı ve işlevi genel itibariyle. Diğer bir konu şimdi bizim bu ChatGPT'yi biliyoruz tamam. Bizim bunu kendi işimizde nasıl kullanabiliriz? Yani nasıl efektif hale getirebiliriz? Süreçlerimizi nasıl optimize edebiliriz kendi işimizde? Biliyorsunuz penetrasyon testlerindeki süreçler çok hiyerarşili ve dalgalı ve bu süreçleri kısaltmak bizim için büyük önem arz ediyor açıkçası. Biliyorsunuz bilgi toplama alanında şunları söyleyebiliriz neler yapabilirim alakalı. Mesela OSINT'la alakalı olarak şimdi şunu belirtmem lazım. ChatGPT bir gerçek zamanlı ve aktif tarama yapabileceğimiz bir şey değil. Biz ChatGPT'ye aslında sorduğumuz şeyi yanıt olarak dönmesini beklediğim, kendi veri kümesinin üzerinden ürettiği, yorumladığı bir şey. O yüzden biz ChatGPT'ye gerçek zamanlı bir şey yaptırtamayız ama gerçek zamanlı bir şey yaptırtma yönünde bize yönlendirmesini isteyebiliriz ChatGPT'den. Özellikle şeyden bahsedeyim, OSINT'ten. Şimdi OSINT'ı biliyorsunuz bir internette araştırma yapıyoruz. İşte hedefle ilgili bilgiler topluyoruz. Şimdi ChatGPT üzerinden bilgi toplayamıyoruz ne yazık ki. Ama bazı ufak trikler var. Yani nedir işte bir ilgili bir firma vardı. Bu firmanın ilgili genel bilgilere ulaşabilirsiniz. Ama e-mail bilgilerine ulaşmak istediğinizde ulaşamazsınız. Yani bunu izin vermeyecektir. Zaten kendi bu konuda dil modeli olduğunu belirtir. Bu genel bilgiler üzerinden belki yorumlama işte hassas noktalar bulunabilir. Çok düşük bir ihtimal. Ama çoğu yapılabilir. OSINT'in sağladığı sorulduğunda elde edilecek bilgi kaynakları oluşturulabilir. Nedir? Örnek veriyorum. Senin bir ağ kurumunun bilgisine ihtiyacın var. Bu ağ kurumunun hedefinin elde edeceğin direktifleri oluşturabilir. İşte nedir? İşte DNC, Dikle DNC sahip olduğu IP'leri listele ya da kullandığı servisleri listeler IP'sinden gibi gibi birçok dinamikler üzerinden hedef sistemde bilgi toplanabilir. Bu bilgileri topladığınız zaman bunu tekrar bir ChatGPT'yi sorup bunun üzerinden bir yönlendirme alabilirsiniz. Bu tarz bir bilgi toplama mümkün. Diğer bir toplama olanağı da şu. Hedef profil neyse bu hedef profilin örnek veriyorum sosyal medyadan birkaç veriyi toplayıp bunu ChatGPT'yi sorup analiz etmesini isteyebilirsin. Bu da bir önemli bir nokta. Ve buradan elde ettiğiniz hassas bilgiyle belki ufak trikler yakayarak saldırı senaryolarınızı ona göre geliştirebilirsiniz.
Ya da işte bu hedef profildeki firma topladığınız belgeler, raporlar vardır internet üzerinde PDF ya da Excel. Yani bunların çünkü bunları tek tek açıp imgelenen ya da gözünden kaçan bir şeyler olması olası. O yüzden bunu ChatGPT'ye vererek belki buradan anlamlı ya da hassas bilgileri elde etmesini sağlayabilirsin. Gibi gibi bu OSINT tarafında bu şekilde kullanılabilir. Diğer bir mevzu da şu. Biliyorsunuz aktif pasif tarama yapamıyoruz. Ama bizi aktif pasif tarama yapacak şekilde yönlendirebiliyor. Bunu yönlendirirken işte bunu bir takım araçlar önerebiliyor. Bu araçlar ya da cümle skripler de önerebiliyor. Bu şekilde kendi bizi yönlendirmesini isteyebilirsiniz. Ve buradan elde edeceğiniz araçların kullanımıyla alakalı, yöntemlerle alakalı ve burada verdiğiniz sonuçların analizi ve değerlendirmesiyle alakalı bizi yönlendirmenizi sağlar. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Diğer bir nokta da şu. Hedef sistemlerinin ve teknolojilerin belirlenmesi konusunda biliyorsunuz örnek veriyorum emniyette tarama yaptığınızda bilmediğiniz bir flag çıkabilir. Hangisi arasını çalıştığını tespit edemezsiniz. Gibi gibi bir sürü belki honeypot var hedef sistemde bilmiyorsun ama bunu ChatGPT'ye sorarak belki optimizeli bir şekilde analiz etmesini sağlayarak size mantıklı cevaplar, yanıtlar alabilmeniz olacak. ChatGPT bilgi toplama noktasında bu şekilde kullanabiliriz ve bu şekilde kullanmamız bizim Pinterest sorunlarındaki potansiyel rolümüz bu şekilde olabilir. Bilgi toplama alanında bahsettiklerim bu kadar. Zaten ekran görüntülerinden birkaç örnek olarak verdiklerim var. Bunları da inceleyebiliyor olursunuz. Aslında çok önemli bir konu. Bu şekilde kullanarak bu alanda çalışmalar yapabilirsiniz. Diğer bir konu, şimdi ChatGPT bizi anlıyor. Bizim yorumlarımızı ya da bizi yönlendiriyor ve bizim sorduklarımızı anlamlı sonuçlar üretmemizi sağlıyor. Bu noktada aslında bu sosyal mühendislik alanında nasıl kullanabiliriz? Bunu sorabiliriz. ChatGPT aslında hedef neyse, hedef organizasyon ya da kurum bu bir takım elde ettiğimiz verileri bilgi toplamada bunu vererek aslında bir hedef profili oluşturabilir. Bu hedef profili oluşturduğumuzda kurumun hassas noktası neyse onu tespit edebiliriz ya da işte daha hedef noktalı odaklı hale getirebiliriz. Hedef profili belirlemede. O yüzden elde ettiğimiz bilgileri hedef profili oluşturarak hedef profil üzerinden saldırı senaryosu, saldırı simülasyonu geliştirmemiz mümkün. Mesela sağda bir örnek veriyorum. Mesela XYZ firmasından bir örnek vermiştim. Arka departmanında gelmiş bir e-posta düzenlemesini istemiştim. Bununla alakalı senaryo simülasyonunu oluşturmasını istiyorum ve bana nasıl olması gerektiğiyle alakalı e-mail içeriğinin kadar her şeyini oluşturarak bana sunuyor. Aslında bu önemli bir konu. Örnek veriyorum. Biz hedef profil geliştirirken elde ettiğiniz birkaç nokta vardır. Nedir işte X firması A ürününü kullanıyordu. Siz de o A ürünü çok yoğun kullandığı için o A ürünü üzerinden bir mail atıp sosyal mühendislik saldırısını etkili hale getirebilirsin gibi gibi. ChatGPT bu noktada verimli kullanmamız mümkün. Diğer bir noktada şu, şimdi saldırı simülasyonu da yapılabiliyor. İşte nasıl bir senaryoyu belirledik, nasıl bir senaryo. Ama bununla ilgili simülasyonla alakalı neler olur, nasıl bir planlanır ya da işte sadece bu değil, kurum için sadece saldırma odaklı değil de işte
Biraz da önlem amaçlı, farkındalık amaçlı bir simülasyonlarda mümkün. Bununla alakalı çalışmalar olabilir. Onun dışında diğer bir önemli nokta da şu, aslında bu bizim için daha önemli. Biz bunları nasıl tespit edebiliriz ya da bu tespit etme noktasında nasıl bir önleme strateji sağlayabiliriz? Şimdi şöyle, çolda bir örnek vereceğim. Bana bir tane gelen bir SMS vardı. Sosyal mühendislik atağı. O atağı verdiğimde burada çok güzel bir şekilde tespitini yaptı ve analizini ortaya koydu. Dedi ki işte seni burada bu güvenini kazanmaya çalışıyor. Bu şekilde yorum yaparak ya da şunu kullanarak ya da işte sana link vererek seni farklı bir yere yönlendirmeye çalışıyor. Potansiyel sosyal mühendislik çalışıyor. Olma olasılığı çok yüksek gibi ince ince ve detaylı bir şekilde yönlendirerek ve etkili bir sonuç veriyor. Dolayısıyla ChatGPT'yi bu alanda kullanmak bana göre çok önemli bir konu. Sadece bu da değil. Örnek veriyorum, bir kurumunda e-maillerle şeyler geldi. Spam mailler geldi. Bu spam maili ChatGPT'ye öğrettiğinizde aslında bir sonrakini tahmin ederek engellemeye çalışacaktır mantıklı bir şekilde. Ya bu tarz noktalarda testlerde kullanmak mantıklı. Ve sosyal mühendisliği alanında bu şekilde bahsettiklerim bu kadar. Diğer bir konuda çizme testi. Şimdi penetrasyon testlerindeki çizme testlerimizi bizim aslında şimdi daha önce de söyledim. Aktif tarama, gerçek zamanlı bir tarama yapmamız mümkün değil. Ama çizme testi yaparken bazı direktiflere ihtiyacımız oluyor. O bilgi toplama aşamasında söylediğim şeyler gibi. Burada da oluyor. Nedir? Örnek veriyorum. Hedef sisteme bir zafiyet var. Ve bu zafiyeti elde ettim. Örnek veriyorum. XSS zafiyetini elde ettikten sonraki aşamada bunlarla ilgili sağladığım bilgilerle alakalı seni yönlendirme sağlayabiliyor. İşte XSS'i elde ettim. Bu sefer de sosyal mantık yapıp kullanıcıların hesaplarının ele geçirilmesine kadar giden bir senaryo. Bunların hepsinin bu aradaki noktalarda yönlendirmeyi sağlayarak izlenmesini de olanak kılıyor. Dolayısıyla mesela çizme testlerini yaparken saldırı vektörleri alanında ChatGPT'den bu konuda faydalanmak önemli. Diğer bir konu kaynak kod. Şimdi kaynak kod bizim için önemli. Şöyle önemli. Hedef sistemde potansiyel olan açık kaynak çözümler de muhakkak vardır. Bu açık kaynak çözümler üzerinden işte bazen zafiyetleri tespit edip kaynak kod üzerinden o şekilde bir istismar edilebiliyor. Şimdi yazılım bilmeyen ya da devasa ya da karmaşık algoritmik yapıları içerisinde bulunan kod bloğu söz konusuysa bunları nasıl tespit edeceğiz? Yani burada ChatGPT'yi şu şekilde kullanabiliriz. ChatGPT'yi sorduğumuzda bize bir yönlendirme sağlıyor. İşte analiz yapıp açıklık tespitinde bulunabiliyor. Ne kadar etkili diye soracak olursanız aslında net etkili değil ama potansiyel tespiti açısından değerlendirdiğimizde nokta atışı yapıyor. Örnek veriyorum. Sol aşağıda bir tane SQL için bulunan bir daha doğrusu IDOR bulunan bir nokta zafiyet bildim. Kaynak kodu attım. Bu kaynak kodunu incelediğinde birden fazla zafiyet buldu. Aslında mesela zafiyetlerden bir tanesini bulduğu zafiyet aslında değil. Neden diyor? İşte tip dönüşümü vardı orada. O tip dönüşümünü dikkate almadı.
Mesela belki iyi bir prompt yönetimiyle bu çözülebilir. Çünkü onu sonraki sunumda geleceğim oraya. Bu tarz dinamikler mevcut ve bu dinamikleri kullanarak aslında kaynak kod analizi yaparak zafiyet test edip bunun üzerinden çalışmalar yapılabilir. Kod geliştirme bölümüne gelecek olursam biliyorsunuz bizim alanımız sadece saldırı odaklı internet üzerinde var olan araçları kullanarak bir saldırı yapmak değil. Yani bizim yeri geldiği zaman optimize hale getirmek için kendimiz araç yazıyoruz. Şimdi bu araç yazmak çok vakit alan şeyler bizim açımızdan ve özellikle yeni geliştiren arkadaşlar üstünde bu alana girmiş. Dolayısıyla bu tool geliştirmelerinde ya da işte direktiflerinde hızlı bir şekilde sonuç almak için bu ChatGPT'yi kullanmak çok önemli. O yüzden örnek veriyorum bir servis var ve serviste istek yapılacak ve bu isteği yapacak bir Python kodunu ihtiyacınız var. İnternette bunu örneğini bulabilirsiniz ama ChatGPT bunu sorduğunuzda sizi saniyeler içinde oluşturacaktır. Bu açıdan baktığınızda aslında çok büyük bir önemli olduğunu vurgulayabiliriz. Diğer bir konu işte bu kod geliştirirken aslında biliyorsunuz hedef sistemlerde zafiyet var ve bununla ilgili bir istismar kodunun otomatize hale getirmek için ekstrakler yazmamız gerekebiliyor. Ve bunu yazma noktasında ChatGPT bize tam anlamıyla yönlendirme şöyle sağlıyor. Direkt ekstrakler yazmasını istediğinde yazmıyor. Ama ekstrakler geliştirme aşamalarından temel bilgileri kullanarak size ekleyip yazdırabiliyor. Bu konuda değerlendirmek mümkün. Örnek veriyorum işte Metasploit ekleyip geliştirilecek ve orada belli şablonu sana sunuyor. İşte şunları yapabilirsin, bunları yapabilirsin şeklinde. Ama o istismar edecek kod bloklarını ayrıca farklı bir şekilde sorarak, elde ederek, birleştirerek mümkün. Diğer bir konu bizim çizme testlerinde önemli konulardan biri de oluşturma yani generation yaptığımız bölüm nedir? İşte word list hedefi yönelik word listler oluşturmak, hedefi yönelik pilotlar oluşturmak gibi gibi. Normalde internet üzerinde bir sürü pilotlarımız var baz aldığımız. Ama bu ChatGPT kullanarak dinamik bir pilot oluşturmamız mümkün. Var olan verileri kullanarak da oluşturmak mümkün. Örnek veriyorum. Account Takeover üzerinden bir zafiyete sebebiyet olacak bir potansiyel bir web uygulaması var. Ve bu web uygulamasında işte kullanıcı adı ve şifresini deneyeceksiniz ama internet Word'larda şifre yok. Nasıl yapabiliriz? LinkedIn'den kullanıcı mail adreslerini çektiniz. Mail adreslerini şifrelerini çektiniz. Pardon, şifre diyorum. Kullanıcı adlarını. Bu kullanıcı adları üzerinden potansiyel işte paylaşımlardan ya da işte hobilerinden elde ettiniz ve bu bilgileri bir tablo haline getirdiniz ve tabloyu ChatGPT vererek bunun üzerinden bir password word listi oluşturabilirsiniz. Ve hangi nasıl bir türde parola olacağını da belirterek kişisel spesifik olarak da oluşturabiliyorsunuz. Bu şekilde değerlendirdiğinde ChatGPT bu önemli bir konumda oluyor. Çizme testlerinde bu şekilde belirttiğim başlıklarda kullanabilirsiniz. Daha farklı kullandığımız alanlar da mevcut. Onlardan da bahsediyor olacağım. Bir de örnek veriyorum. Bizim bu pentest testlerimizde her şey bilgiyi topladık. Zafiyetleri bulduk. Her şey burada noktalanmıyor. Bir de bunun raporlama ve dokümantasyon kısmı var. Bu raporlama kısmını bizim aramızda çoğu kişi sevmez. O yüzden raporlama süreçlerini
mümkün mertebe optimizeli bir şekilde kullanmak bizim için önem arz ediyor. Şimdi bu raporlamayı nasıl hazırlayabilirim burada? Onlardan bahsedeceğim. Örnek veriyorum, bulguları bulduk. Bulguların açıklamaları standart biliyorsunuz. Ama ChatGPT ile bu açıklamaları oluşturmanız mümkün. ChatGPT ile bu belli bir standartta da oluşturmanız mümkün. İşte nedir? İşte bulgunun etkisi nedir? Sebebi nedir? Bulgunun kategorisi nedir? Referansları nedir gibi bir sürü kendi içerisinde kategori ayıracak şekilde de hazırlayabiliyorum. Bu bizim için önemli bir nokta. Diğer bir nokta da şu. Şimdi ChatGPT'nin şöyle bir özelliği de, hani demiştik ya, işte bizi iyi anlayabiliyor. Şimdi bu bulgu verdiğim bulgu açıklaması üzerinden bir değerlendirme yapabiliyor. Bu önemli bir konu aslında. Şöyle örnek veriyorum. Yönetici özetine ihtiyacınız var ve yöneticiye biliyorsunuz raporlar belli bir kısımlardan oluşuyor. İşte bir teknik kısım vardır. Bir de yöneticiye sunulan bir kısım vardır. Yani bu bölümler hep teknik içeriğe göre değişen bölümler olduğu için bu bölümleri hazırlamak zaman isteyen bölümler. Dolayısıyla teknik bölümde elde edeceğiniz verileri ChatGPT'ye sunarak yönetici özetini rahat bir şekilde oluşturabilirsiniz. Gibi gibi raporlama süreçlerinde bu şekilde etkili kullanabiliriz ChatGPT'yi. Diğer bir konu da derecelendirme. Şöyle bir durum var. Bu da önemli bir konu aslında. Biz bir bulguyu elde ediyoruz, tamam. Ama bulgunun derecelendirmesi senaryoya göre değişebilir. Örnek veriyorum, bulduğunuz istismar yöntemine göre değişebilir. Her şeye göre değişebilir. Etkisine göre, neye sahip olduğuna göre. İşte biz bunu derecelendirmeyi kendi üstümüzde CVSS'i göre yapıyoruz. CVSS'i göre yaptığımız için işte yeni başlayan bir arkadaş bunu adapte olması biraz zor olabiliyor. Zaman alıyor. Bazen kendi örnek verecek olursam bazen benim de tıkandığım ve araştırdığım, başvurduğum referanslarda oluyor. İşte bunun önüne geçebilmemiz için aslında ben şöyle bir araç yazdım. CVS Assistant ve ChatGPT diye bir uygulama yazdım. Şu anda paylaşmadım internete. Ama bu araçla yakın zamanda paylaşacağım. Örnek görüyorum, bir senaryo var. O senaryo karmaşık bir senaryo. Bu senaryo üzerine zafiyetin derecelendirmesini istiyorsun. Senaryo veriyorsunuz. Bu neden bu derecelendirmeyi yaptığına kadar CVS'i hesaplayıp size sunuyor. İşte bu tarz gibi ChatGPT kendi içerisinde özellikle Pente salonunda bu şekilde kullanmak önemli. Kullanmalısınız da bu şekilde. Bu şekilde efektif kullanmamız önemli. Çünkü bu rutine bağlayan süreçleri optimize etmemiz aslında bizim daha farklı kaynaklara odaklanmamızı, daha farklı bilgiye odaklanmamızı sağlıyor. Ondan dolayı ChatGPT raporlama alanını bu şekilde kullanarak süreçlerinizi optimize edebilirsiniz. Şimdi diğer bir konuya geleceğim. Şimdi eğitim ve öğrenme. Şimdi ChatGPT dedik işte diyalog kuruyor, işte bizi anlıyor, bizi anladığım şekilde direktifler sağlıyor, bizi analiz ediyor. Biliyorsunuz ChatGPT'yi her yönden kullanarak, özellikle eğitim alanında kullanarak farkındalık programları oluşturabilirsiniz. İşte penetrasyon testleriyle alakalı yorumlar ya da işte metinler, testler oluşturarak aslında bu bilgi ve beceri geliştirecek şekilde
çalışmalar yapılabilir. Mesela çağda örnek vereceğim ben size. Çağda mesela çoğu soru cevaplar var. Mesela ChatGPT üzerinden sınav soruları da oluşturabiliyoruz. Zaten sınavı değerlendirme bölümünden de bahsedeceğim. Bir de örnek veriyorum. Daha önceki işte penetrasyon, daha doğrusu sosyal mühendislik alanında simülasyonlardan bahsetmiştik. Burada da aynısı geçerli. Şimdi şöyle, mesela GTF'e ihtiyacınız var mesela. GTF ile ilgili senaryo oluşturabiliyorsunuz. Ya da işte özür dilerim. Bu oluşturduğu senaryo ilgili alakalı isterseniz Docker konfigürasyonlarını kadar oluşturabiliyor. Bu eğitim alanında bu şekilde kullanmak o kadar efektif hale getiriyor ki bu durum. O yüzden ChatGPT bu şekilde senaryolar olsun, simülasyonlar olsun, araştırma ve analiz kısmında olsun kullanmak çok büyük bir elzem. Onun dışında araştırma ve analiz, işte bir önceki sunumlardan da bahsettik. İşte bir belli bir konuda ChatGPT'nin bu yorum yapmasını isteyebiliyorsunuz. Onun dışında ChatGPT sorarak işte eğitim alanında örnek veriyorum SQL Injection'ı sordunuz. Bu SQL Injection'ın ilgili referansları size sunabiliyor. Aktif bir kaynak sunmuyor ama örnek veriyorum OWASP standartı ile ilgili linkleri sunuyor sana. Aktif kaynakla neleri araştırabileceğine dair arama linkleri veriyor. Bu da önemli. Daha doğrusu yönlendirmeyi sağlıyor desek daha doğru olur. Diğer bir konuda işte bahsettiğim sınav ve değerlendirme mevzusu. Örnek veriyorum ben CES sınavı ile ilgili zorluk derecesini belirterek bir soru hazırlamasını istedim. Bunu oluşturdu. Bu da önemli bir konu. Bu şekilde eğitim alanında ChatGPT'yi kullanmamız olası. Ve bu şekilde efektif hale getirerek dinamik bir şekilde kullanmak önem arz ediyor. Diğer bir konu da kişisel öğrenme, kişiselleştirilmiş öğrenme. Şimdi ChatGPT biliyorsunuz bizim direktiflerimize göre, konuştuğumuz şeylere göre öğrenme stilimize göre geliştirebiliriz. Bu şekilde bir kendimizi yönelik yönlendirmeleri sağlayarak bize öğretmesini sağlayabiliriz. Ve bu şekilde de kullanabiliriz. Bunları da dikkate alabilirsiniz. Eğitim ve öğrenme alanında bunlar. Diğer bir konu, şimdi geldik uygulamalara. Biz ChatGPT penetrasyon testleri yaparken işte bu ChatGPT kullanabileceğimiz uygulamalardan bahsedeceğim demiştim. Şu anda ChatGPT'yi kullanıp trend olan uygulamalar birkaç tane var. Bir tanesi bunlardan biri Pentest GPT. Şimdi Pentest GPT çalışma mantığı şu. Sizden bir input istiyor. Bu input'a yönelik size bir senaryo oluşturuyor. Senaryo task halinde oluşturuyor. Potansiyel ve bunları yaparak ve bunlardan elde ettiğin çıktıyı siz ona sunuyorsunuz. O çıktıyı tekrar değerlendirerek yine size task oluşturup bu şekilde oluşturuyor. Neden yapıyor bunu? Biliyorsunuz bizim penetrasyon testlerini yaparken özellikle birden fazla checklistimiz var. Yani birden fazla yanlış bir tabir oldu. Yüzlerden fazla bir checklistimiz var. Kendi içerisinde dallanıp budaklanıyor ve dolayısıyla bunu kendi içerisinde takip etmemiz mümkün değil bizim. Yani biz nasıl yapıyoruz? Alışkanlığıyla alakalı. İşte hedef sistemde işte IS varsa IS'e yönelik checklistlerimiz yapıyor ve bunların hepsini aynı yere uygulayabilmemiz mümkün değil. Pentest GPT bu noktada şunu sağlıyor. Örnek veriyorum, siz bir hedef sistemle alakalı bir input verdiniz. Nedir bu? İşte ben hedef sistemde şu IP'yi tespit ettim. Bu portları tespit ettim. Bundan sonra ne yapacağım? Ya da işte şu
taramaları yaptım. Bunları elde ettim. Bundan sonraki aşamam ne olacak? Bunu sordunuz. Bunu sorduktan sonra size şu araçlarla şunları yapın diyecek. O araçları yaptıktan sonra siz sonucu vereceksiniz kendisine. Sonuçları analiz edecek. Diyecek ki bunları da yapabilirsin. Bunları da istersen kontrol et gibi taskları oluşturacak. Bu şekilde kullanarak aslında efektif hale getirilebilir pentest süreçleri. Ve bu araç şu anda hala geliştirmesi devam ediyor. Eksik noktaları da var. En son denediğinde hata veriyordu ama o yüzden uygulamalı yapamıyorum. O yüzden hata verdiği için. Ama geliştirmeye açık ve fikir olarak baktığınızda güzel bir konumda. Buradan bahsedebiliriz. Diğer bir aracımız işte Bird GPT. Biliyorsunuz bizim Pentest sürecinde özellikle web ve mobil tarafında Bird aracı çok önemli bir konuda var. Bird alternatifleri var. Onları tartışmıyoruz. Ama Bird'ı kullandığımız zaman özellikle çok fazla bir plugin kullanabiliyoruz. İhtiyacımız oluyor. Gereksiz yere sistemi kastırabiliyoruz böylelikle. Onun yerine Bird GPT bir araç çıktı. Bu Bird GPT şunu sağlıyor aslında. Sizin request'iniz var ve response'unuz var. Request ve response'u analiz ediyor. Bu potansiyel risklerini, zafiyet oluşturacak noktaları size söylüyor. Bu konuda önemli bu. Bazen gözünüzden kaçmış bir şey olabiliyor. İşte nedir işte header'lara bakmadığınız oluyor. İşte bunun için bir eklentiye gerek yok. Ya da işte bypass yapılacak bir nokta vardır. İşte burayı bak diyebilir. İşte bunun için ayrıca bir araç kurmanız gerekiyor. Onun yerine BirdGPT buradan ufak bir tespit yapıp size bu konuda bir direktif sağlıyor. Tam anlamıyla değil ama bu arada aynı zamanda doğrulanmış değil işte. ChatGPT'nin bu noktada böyle bir sıkıntısı var. O yüzden potansiyel olarak, tahmini olarak söylüyor. Sizin de bu konuda değerlendirerek bakmanız gerekiyor. Üçüncü aracımız şimdi bu aslında bu araç bayağı bir içerisinde pluginler yazılarak yapılmış bir araç. ChatGPT. Şimdi bunun içerisinde birden fazla plugin var. İşte bazen içerisinde jailbreak de falan koyulmuş. Biliyorsunuz ChatGPT bazı şeylere izin vermiyor. Bunları atlattığına dair atıtıldığına dair pluginler de varmış. Ben denedim, sonuç alamadım. O ayrı bir konu. Ama halen daha geliştirilmesi devam ediyor. Bu aracın şöyle bir artısı var. Onu da belirtmem gerekiyor. Bu normalde biz aktif tarama yapamıyoruz ama bu araç aktif tarama yapıyor. Şöyle yapıyor aslında. Biz bir işte input veriyoruz ya da hedef sistem neyse. Bununla alakalı araçları arka planda kendisi çalıştırıyor. Buradan elde ettiği çıktığı yorumluyor size söylüyor. Ya, temel mantık bu. Aslında HGPT yapmıyor. Sadece kendisi bir plugin olarak HGPT üzerinden kullanarak sonucu size gösteriyor. Tamamen bu amaçla yapılmış. Kendi içerisinde bir sürü plugin'i var ve bu plugin amaçları var kendi içerisinde. İşte bazı yerde kaynak kod analizi yaptığı bölümler var. Onlar ayrıca değerlendirilir. Bu öyle bir popüler aracı kendi içerisinde kullanmak önemli. Kullanabiliriz yani. Diğer bir şey de yapılan araç da şu 4GPT nedir işte biz biliyorsunuz bizim bilgi toplama aracı olarak kullandığımız hedef sistemle alakalı hassas bilgiler topluyoruz özellikle arama motorları üzerinden şey yazmamız bazen zor olabiliyor işte dork'u yazmamız sorgulamayı yazmamız. Ama mesela ChatGPT'yi sorduğunuzda size saniye içerisinde hedef sistemle alakalı nasıl bir şey istediğinize dair bir dork oluşturabiliyor. Çok ince düşünmüş ve mantıklı bulduğum araçlardan bir tanesi.
Diğer bir konu SAP GPT. Biliyorsunuz biz bilgi toplama aşamasındayken hedef sistemde tek bir nokta var, yani domain var. Bununla alakalı black box çalışması yapılacak. İşte SAP domainlerini bulmamız lazım. Bu SAP domainlerin kullandığı IP'ler üzerinden servisleri bulmamız lazım. İşte SAP domainleri nasıl bulacağız? Biliyorsunuz SAP domainlerin şöyle bir sıkıntısı var. Her SAP domaini bir WordPress uygulayarak bulmamız mümkün değil. ChatGPT burada ChatGPT'yi kullanarak ChatGPT'de şöyle bir şey yapmışlar ve fikir hoşuma gitti açıkçası. Belli bir örnek veriyorum. Siz A bir kurumunun ya da işte A hedefinin belli bir SAP domainlerini buldunuz isimlendirmede konusunda. Bu SAP domaini buna vererek diyorsunuz ki bu profilde referans alarak beni hedef sistemdeki potansiyel SAP domainleri oluştur diyorsunuz ve size oluşturuyor. Ama oluştururken de şöyle bir şey yapabiliyorsunuz. Bunun DNS üzerinden sorgulamasını yap. Yani bu gerçekten var mı yok mu bunları da kontrol et deyip size bir salt olarak güzel bir liste veriyor. Gerçekten mantıklı bulduğum ve ChatGPT'ten nasıl faydalanılırız örnek olmuş yöntemlerden bir tanesi. Şuna geldik. Şimdi biz ChatGPT'yi tamam nasıl kullanıyoruz bunları anlattık. Kendi içimde kullandığım şekilde. Şimdi bundan sonra ne olacak? Onlardan bahsedeyim. Şimdi normalde bizim pentest süreçlerimizi optimize eden şu anda ChatGPT olmadan önce de otomatize hale getirmek bir sürü araç ve yöntem var. İnternette servis var. ChatGPT bu konuda ne olacak? Yani ChatGPT bu konuda bence özellikle mesela false pozitif alanında oranın daha da düşeceğini düşünüyorum. Bizim bir false pozitif alanında mesela otomatik araçların taramasında false pozitif gibi bir dezavantajımız vardı ve bunun yavaş yavaş kalkacağını düşünüyorum ben. Özellikle akıllı taramalarda. Bir de bilgi toplamada biliyorsunuz bizim bilgi toplama araçlar hep böyle şeydi. İşte tarama yapılır. Bilgiler toplanır. Bu bilgilerin içinde parça edilir. O şekilde kullanılır. Ama ChatGPT o şekilde değil de ileriki versiyonlarda belki ya da işte şu anki versiyonda bilmiyorum. Otomatik bilgi toplamaya daha da anlamlı ve riski önünde bulundurarak ya da elde edilen bilgileri değerlendirerek üzerinden bilgi toplamayı anlamlı hale getirebiliriz. Yani ben bunları görüyorum. Bir de bizim pentest süreçlerinde tamam bahsettik bölüm bölüm. İşte bu İşte nedir işte kapsamın belirlenmesi, kapsamdan sonra işte bilgi toplamanın yapılması, bilgi toplamadan sonra işte sızma testinin yapılması, sızma testinden sonra raporlamanın yapılması gibi böyle uzun bir yol var. Bu yolun optimize hale gelerek aslında daha da kısalacağını düşünüyorum ben ChatGPT ile. Ve bu noktada önemli. Örnek veriyorum, siz zaten taramayı yapmışsınız. Rapor zaten otomatik oluşturulmuş olacak gibi. Ya da işte tarama yapılmış. Siz sadece belli bir noktalara bakıp onay vereceksiniz. Rapor çıktısını otomatik alacaksınız gibi noktalar mümkün. Dinamik saldırı stratejilerinden bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz bizim senaryolar tek bir zafiyetten işe yarmıyor. Yani tek bir noktadan işe yarmıyor. Her şeyin birbirinin tamamlayıcısı ve her şey birbirinin etkileyicisi. Dolayısıyla dinamik saldırı stratejilerin bu noktada ChatGPT'nin önemli bir konumda olduğunu düşünüyorum. Şöyle, siz bir zafiyet buldunuz, bundan sonra ne olacak? Bununla ilgili potansiyel risklerin hepsinin değerlendirilip bunun üzerinden bir çalışma gerçekleştirilecek.
gibi stratejilerin geliştirilmesi mümkün. İşte rapor gelişmiş raporlama ve analiz. Biliyorsunuz farkını bilmiyorum. Yakın zamanda bir ChatGPT bir plugin yayınladı. Daha doğrusu herkes açmadı. Orada bir şey gördüm ben. İşte bir takım veriler veriyorsunuz ve size bununla ilgili grafik analizlerini oluşturup size döküyor. Ve bu çok önemli bir konu aslında. Bu şekilde yapması bizim açımızdan da iyi bir şey. Siz sadece bir bulguları verip bulgu listelerini verip bu şekilde çıktı alarak otomatize çok büyük bir efor harcatan, bütün süre harcatan şeylerden uzak kalmamız mümkün. İşte ChatGPT gelecekteki gelişmeyi bu şekilde değerlendirebiliriz. Çünkü bu özellikle bu plugin alanında bu ChatGPT'nin çıkardığı pluginlerde çok önemli bir konu. Tabii daha sonra bahsedecek olurum. Sadece ChatGPT olarak değerlendirmemiz lazım. Alternatif bir sürü seçenekler çıkıyor. O yüzden bir sonraki sunumda bahsedeceğim. Sonraki slaytta burada kendi aramızda değerlendirmem var. Onlar da önemli. Şimdi özetle gelecek olursam ChatGPT her şeyini yaptırırken ChatGPT ile konuşurken ChatGPT bir şey fikir üretecekse eğer NLP bazlı olduğunu düşünmemiz gerekiyor. Yani bu şekilde işlemler yaptırmamız gerekiyor. Ve bu şekilde promptlar üretmemiz gerekiyor. Diğer bir nokta da şu. Ben ChatGPT'yi bir siber güvenlik asistanı olarak görüyorum. Yani kendi alanımda baktığımda. Ve bu alanda özellikle bahsettiğim bir önceki sunumda rutine bağlı süreçlerimiz, farklı dinamik süreçlerinde yer alan işte eğitim süreçlerinden tut, raporlama süreçlerine kadar yardımcı araç geliştirmelerinden tut. Bütün bu süreçlerinde NLP bazında düşünürsek aslında bu unvanı hak ettiğini düşünüyorum ben kendi işimizde. Şimdi ChatGPT'de şöyle bir şey var. ChatGPT'nin eksikleri var. Yok değil. ChatGPT'nin eksikleri olduğu gibi aslında bu eksiklikler belki şeyden kaynaklı olabilir. Yani iyi bir prompt yönetimiyle belki daha anlamlı hale getirerek yapmamız mümkün olabilir. Çünkü Enser Hocam da bahsetmişti bir önceki sunumlarda prompt mühendisliği diye bir kavram var artık. O yüzden prompt yönetimiyle belki bu ChatGPT bu noktada NLP altını çizerek söylemem gerekiyor. Onu da düşünerek eksikliği giderilebilir. Bana göre çok faydası var. O yüzden bizim pentest süreçlerinde bunu kullanmamız bence önemlidir. Yani önemli olacaktır. Çok büyük bir şey beklememek lazım. Ama bizim rutine bağlı süreçleri optimize hale getirmesi çok önemli. Bir de plugin furyasından bahsedeyim. Bu plugin furyasında gördüğüm işte bir takım araç geliştirmeleri var ve bu araç geliştirmelerin aslında bizim pentest süreçlerimize büyük bir katkısı olacağını düşünüyorum. Bunu da belirtmem gerekiyor. Bir de geldiğim diğer önemli konu da şu. Hassas ve kritik veriler. Şimdi tamam şu ana kadar her şeyi güzel anlattım. Gildik listanlık. Şimdi biz ChatGPT'den elde ettiğimiz verileri ChatGPT'ye göndereceğiz. Aslında göndermememiz lazım. Özellikle hassas ve kritik bilgileri hiçbir şekilde göndermem. Etik çerçeve değerlendirilirsek hiç göndermememiz lazım. Biz işte bunu riski tamamen bu testi yapacak, bu ChatGPT'yi kullanacak yani firmaların inisiyatifine bırakıyoruz aslında. O şekilde değerlendirmesi lazım. Bana kalırsa ChatGPT'ye şu anda güvenmek, bu kadar güvenmek
mantıklı gelmiyor bana. Sadece ChatGPT bu nimetlerinden faydalanmak mantıklı. Halen daha faydalanabiliriz. Ama hassas bilgi içeren, ya örnek veriyorum, siz bir kurumun yerel testini yapıyorsunuz. Yerel testinin bilgilerini de vermezsiniz. Yani vermemeniz gerekiyor. Bunları da altını çizerek söylüyorum. O yüzden bu araçları kullanarak dikkatli olmanız gerekiyor. Ancak ileriki zamanda gösteriyor olacak bu ChatGPT furyasının acaba durumu ne olacakla alakalı. Belki bu hassas bilgiler olmadan testleri yapmamız mümkün ama halen de bu güveni sağlayabilmiş değiller. Bu şekilde düşünmenizi ve değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Diğer bir sunumumuz bitti. Teşekkürler.